En büyük Türk hükümdarlar Metehan. Metehan'ın babası Teoman'ın büyük oğludur. Teoman devleti kurduğunda Mete henüz çok gençti. Metehan güçlü bir savaşçıydı. Babası onu küçük yaşlarından itibaren savaşçı olarak yetiştirilmişti. Teoman'ın eşi Mete'yi kötüleme sonucunda dolgunluğa gelmiş ve eşi yenişinin oğlunu tahta çıkarmak isteyerek velayet tayin etmiştir. Teoman'ı kötüledikten sonra Teoman'ın eşinin sözünden sonra Teoman Mete'yi yakıp bir yer olan Nüeçlere esir olarak rehin vermiştir. Ancak Metehan esir tutulamayacaktı. Metehan esaretten kurtulup babası Teoman'ı, kardeşlerini, üvey annesini öldürmüştü. Ve M.Ö. 209 yılında Hun Kağanlığına geçmişti. Hun Kağan olduktan sonra Çinliler onunla savaşmak istemişti. Çinlilerle savaştığı Baygen Savaşı'ndan sonra Gaozu'nun 320 bin kişilik ordusuna karşıtın 50 bin kişilik ordusuyla alt üst etmişti. Balamir. Kendisi Metehan'ın soyundan gelen bir Hun Kağanı'dır. Humboyların çatışmasından ve Çin'in ilerleme kaydından sonra Hunlar Avrupa'ya doğru göç etmeye başlamıştı. Göç ettiği zamanlarda birçok kavimle savaşmıştı. Bunlardan biri de Roma İmparatorluğuydu. Roma İmparatorluğuyla birçok savaşlar yapmıştır. Attila. Bu isimden Romalılar çok korkuyordu. Doğu ve Batı Roma'yı ayrılan iki Roma'yı da çok korkutmuştu. Batı Roma'yı yok etmişti. Doğu Roma ise vergiye bağlamıştı. Ayrıca Hristiyan aleminin en büyük merciğinden olan Papa Attila'nın da diz çökmesi üzerine sentenler bile vardır. Bumin Kağan Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Göktürk Kağanlığı'nı kuracağı zamanlarda o bölgede Juanjuan Devleti hüküm sürüyordu. Kendisi Altay Dağları'ndan çıkan Aşina kabilesindendir. Aşina kabilesinin lideri Bumin, Juanjuan Devleti'ni yıkmış, Çin ile uzun süre savaşmıştır. İltiriş Kutluk Kağan. İltiriş ünvanı derleyen, toparlayan anlamına gelmektedir. İltiriş Kağan 17 arkadaşıyla birlikte savaşmıştır. Saldırında Çin'in zulmü altında olan Göktürk Kağanlığı, İltiriş Kağan'la birlikte Şahranıs Devri'ni yaşamışlardır. İltiriş Kağan 2. Göktürk Kağanlığı'nın kurucusudur. İltiriş Kağan öldükten sonra yerine Kapkan Kağan geçmiştir. Sonra da Bilge Kağan. Kapkan Kağan'ın ölümünden sonra yerine Bilge Kağan geçti. Bilge Kağan'ın Türkleri uyandırmak için şu sözleri: Türk Oğuz beyleri, milletim işitin. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin elini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk milleti, titre ve kendine dön. Annesi İlbilge Hatun, babası İlteriş Kağan. Çin'i vergiye bağlamıştır. Sonrasında tüm Asya'ya diz çöktürmüştür. Büyük savaşlarından sonra 734 yılında ölmüştür. Onun cenaze töreninde birçok hükümdar katılmıştır. Satuk Burahan, ilk Türk Müslüman hükümdar. Karahanların 920-958 yılları arasında hükümdarı. 932 yılında İslam'ı kabul ederek tarihteki ilk Müslüman Türk Hakanı olmuştur. Karahanlar Devleti'nin doğu kısmına hakim olan Büyük Kağan Bazır Arslan Han Çinlilerden yardım alarak 924 yılında Abdülkerim Satuk Burahan'la karşı savaşmıştır. Satuk Burahan Müslüman yardım ve desteğiyle onunla Balasagun Savaşı'nı yaptı ve galip geldi. Sultan Alparslan. Alparslan'ın babası Çağrı Bey, Oğuz'un kınık boyundan Selçuk Bey'in torunu Çağrı Bey ve kardeşi Tuğrul Bey ilk olarak Gazne Devleti ile savaştılar. Savaşı kazandılar ve Azerbaycan'a kadar ilerlediler. En sonunda tahta Alparslan geçmişti. Alparslan geçtiğinde Büyük Selçuklu toprakları artmıştı. Bizans İmparatoru Roman Diyojen bir ordu toplamıştı. Alparslan'ın 50 bin kişilik ordusuna karşın Bizans'ın 200 bin kişilik ordusunu yenmişti. Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştı. Ancak bir yıl sonra bir suikast gerçekleşmiş ve
Arslan hançerlenerek şehit edilmiştir. Kılıç Arslan. 2000 kişilik ordusuyla 500 bin kişilik Haçlı ordusunu tam Hatay'a kadar kovalayamamıştır. Birinci Süleyman Şah'ın oğludur. Kendisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır. Ertuğrul Gazi. Moğollar, Bizanslar ve Haçlılarla uzun süre savaşıp hepsini çok sefer yenmiştir. Hatta bazı savaşlarında Haçlı ordularını dağıtmıştır. Osman Gazi. Ertuğrul Gazi'nin küçük oğludur. 600 yıl boyunca hüküm sürecek büyük bir Cihan İmparatorluğu kurmuştur. Fatih Sultan Mehmet. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. sultanıdır. Aslında bu tanım onun için biraz az. Peygamberimiz tarafından müjdelenen büyük komutan. İstanbul'u fethetmiş ve çağ açıp çağ kapatan büyük sultan. Çok il ve bölge fethetmiştir. Daha 20 tane ülkeyle tek başına savaşmıştır. Vedası ona Grand Sultan diyorlardı. Yani Büyük Sultan. En sonunda Venedik'te başhekim tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Yavuz Sultan Selim. Kendisi sert mizacı ve savaşçı biridir. Birçok sefere katılmıştır. Özellikle Doğu Anadolu tarafına birçok sefer yapmıştır. Memlük Devleti'ni yıkmış, halifeliği Osmanlılara geçirmiştir. İhsan yıllık işi 8 yıla sığdırmıştır. Aslan pençesinden adı verilen bir çıban yüzünden hayatını kaybetmiştir. Hanini Sultan Süleyman en çok tahtta duran Osmanlı padişahıdır. Birçok sefere katılıp birçok savaşta bulunmuştur. 3. Murat. En güçlü Osmanlı padişahı 60 kiloluk gürzleri kaldırıyordu. Atası Yavuz Sultan Selim gibiydi. 2. Abdülhamit Han. Osmanlı İmparatorluğunu 33 yıl ayakta tutup hiç toprak kaybetmeyen, Osmanlı'nın en zorlu zamanında sultanlık yapan sultanı. Osmanlı ordusunu geliştirip büyütmüş, Osmanlı'ya yapılan hainlikler olsa da 33 yıl Osmanlı'yı ayakta tutmuştur. Hain paşalar ve iddiatçılar masonlar yüzünden 908'de Selanik'e sürgün edildi.